Hekimoğlu Döküm. Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kırmızı Beyaz Dünya programına hepiniz hoş geldiniz. Kırmızı grubu konuşacağız. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Abdullah, merhaba. Şöyle bir yorum yapacağım Hüseyin. Bence. Bu benim fikrim. Şampiyon belli. Playoff belli. Küme düşen belli. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? İkinci sıraya kim yerleşir konuşacağız herhalde bu saatten sonra yani. Yani Buca Spor, İskenderun Spor ikisinin arasında geçecek evet. Gibi duruyor açıkçası ikinci sıra olayı biraz da. Aynen. Şimdi tekrardan puan durumunu açalım. Kocaeli Spor'u başlayalım. Hüseyin Kocaeli Spor'un puan alması halinde, bir puan alması halinde şampiyon. Çünkü şu anda puan durumunu bay maçlarına eklediğim takdirde 81'e 75. İki maç daha düştün. Kaldı 6. Ankara deplasmanından bu hafta bir puan almasa halinde Kocaeli Spor şampiyon. Bir puan almasan da yetiyor mu ya Abdullah? Sen özür dilerim. 82 yapması gerekmiyor. 4 puan ihtiyacı var. 3 veya 4 puan ihtiyacı var bildiğim kadarıyla. Hatta 2 ile beraber Kocaeli Spor'un bir maçı, Kocaeli Spor'un bir bayı daha var diye biliyordum. Yanlış bilgi. Kocaeli Spor'un 4 puan ihtiyacı var. Aynen. 4 puan ihtiyacı var. 82 lazım. Aynen. Şeyi 75 yaptım. Buca Spor 75 yani, yaptım. Kocaeli Spor'a grupla, bonus olarak bir de 3 puan daha verdim. Kendimden verdim ama. Aynen. Beyaz grupla kırmızı grupta şu anda liderlerin şampiyonluğu ilan etmesi için sonuç maçta 4 puan alması. Bunu söyleyelim. Aynen. Evet. Yani Kocaeli Spor artık zaten bence işi bitirdi Abla. Yani. Kocaeli Spor'un spikeri. Kocaeli TV'deki spiker arkadaş. Kim var? Tanıyor musun sen? Yok. Kocaeli TV. Yani çok heyecanlı. Anlıyorum. Şampiyonluğa doğru giderken. Ama her karara faul diyor. Her karara kendi lehine istiyor. Bugün maçı izledim. Penaltı olmayan pozisyona penaltı. Faul yok. Faul istiyor. Ha, Kocaeli Spor'un maçın erken işi bitirmesi gerekirken bence maçın son anlarında büyük sıkıntı yaşadı. Yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Çok kolay harcadılar. Ama ben çok büyük bir engeli daha geçtiğini düşünüyorum. Artık bu iş bitti. Ya ben zaten geçeceklerini biliyordum. Geçeceklerini bekliyordum. Kocaeli Spor zaten şampiyonluğunu ilan etmişti. Bunu biz söylemiştik yani. Hani şampiyon demiştik yani, artık resmileşmesini bekliyorduk. Kocaeli Spor buradan şampiyonu vermeyecek. Buca Spor da bu saatten sonra playoff'a odaklanacak ve hatta ondan önce şu ikinci sırada ligi bitirmeyi bir garantilemesi gerekiyor. Çünkü Buca Spor'un da çok zor maçları ve süreci var Abdullah. Kocaeli Spor Karacabey'in maçını kazanarak bugün Karacabey'in biraz da olan umutlarını bitirdi. Dedi ki siz, dedi, gelecek sene de ikinci sıra takılmaya devam edin. Siz playoff için olmaz. Sizin hazır değilsiniz. Doğru değil bu, dedi. Ve kendisini şampiyonluğunu perçinlemiş oldu. Playoff hattını netleştirmiş oldu. Kazanmayı bildi. Taraftarıyla bütünleşti, birleşti. Kocaeli Spor taraftarı camiası şu anda sadece birlik ve beraberlik. Şampiyonluk kutlamasını nasıl yapacağız? Ne zaman şampiyon olacağız? Tek düşünceleri, tek dertleri bu oldu. En azından Fırat Hoca şunu dedi. Tribün reisi ona saldırdı. Engin Koyun bunu dedi. Şunu açıklama yaptı. Bunu açıklama yaptı gibi. Kaoslardan, sezon yani yaklaşık 2 senedir sonra Kocaeli Spor ilk defa kaoslardan uzak bir süreç yaşıyor. Çok kısa bir süreç. Ben Fırat Hoca'ya istifa et demiyorum. Ama Engin Koyun'a istifa et diyorum. Sezon sonu şampiyon. Çok önemli değil yani, hani istifa eder etmez onu bilmiyorum. Adam da sonuçta şu anda da şampiyon yapmış. Ben sadece geçtiğimiz programda da söylediğim şey var. Lütfen doğru hareket etsin. Menajer takımı yapmasınlar Kocaeli Spor gibi bir camiayı. Düzgün bir camia Kocaeli Spor. Para da olduktan sonra, pul da olduktan sonra senin kimseye ihtiyacın yok. Ne menajere ne ona buna ihtiyacın yok. Düzgün bir yapılanma kursunlar. Yollarına baksınlar. Kocaeli Spor'a zaten tepe bilinçle başarılar diyoruz. 4 puanı var dediğimiz gibi yani. 4 puan aldığı takdirde şampiyonluğu da rakipleri puan kaybetmezse haftaya şampiyonluğunu ilan etme fırsatları var mı Abdullah? Muhtemelen oluyor diye biliyorum. Buca Spor kaybederse? Buca Spor kaybederse Buca Spor kimle oynuyor haftaya? Yok, zor olmuyor. Maçı... 4 puan lazım. Niye? 4 puan lazım. Abi niye? 72 Buca Spor. 72 Buca Spor 75 olarak yok. Bayı var. 75. Doğru. 75. 81'e 75 oluyor. Yani o yüzden haftaya da ilan etme şansı olmuyor. Doğru. Kocaeli'ye kalıyor iş. Yani yayında onlar da spiker arkadaşa şunu söyledi zaten. Sahaya yabancı madde attı Kocaeli Spor taraftarı. Atmayın dedi, iki hafta orada şampiyonluk kutlayacağız dedi. Bence de doğru söyledi. İki hafta orada şampiyonluk kutlayacaklar. Aynen öyle, doğru. Tadı kaçmasın. Kocaeli Spor Etimeskut deplasmanına gidecek. Etimeskut yani yaptığı transferler falan filan çok kötü. Yani beklentilerin çok altında kalmış. Ve harcadığı bütçeye göre de
Çok başarısız bir takım. Sadece bu seneki şansları iki tane takımın, Adıyaman'ın ve Diyarbakırspor'un çekip bitmesi ve küme düşmelerin belli olması. Diyelim Evet. Hüseyin Bursaspor kazandı. Hı. Dün oynanan karşılaşmada Zonguldak Kömürspor Zonguldak. 2-0 mağlup Evet. etti. Şimdi Bursaspor'un neler yapacağını merak ediyorum. Şöyle değerlendireceğim Hüseyin. 1461 Trabzon Balıkesir deplasmanında kazandı. Balıkesir küme düştü. Balıkesir'le alakalı sen zaten söyleyeceklerini söyledin. Evet, Bunu bu sefer artık farkımız var. 1461 Trabzon'a da playoff'ta başarılar diliyorum ben. Aynen. İskenderunspor keza İskenderunspor Serik Belediye deplasmanında kazandı. Onlar Hı. da Van'da burayı böyle hızlı geçiyorum. Hızlı yorumla Hüseyin. Playoff olarak yorumla. Van'da Sarıyer deplasmandan galip döndü ki Van'ın galibiyeti çok önemliydi. Çünkü Van'ın çok ihtiyacı vardı bu galibiyete. Van Spor'un Evet. 5 maç aradan sonra galip geldi. Ankara Demirspor'da Etimesgut'u yendi sahasında. Şöyle, Karacabey Belediyespor başarılı mı başarısız mı? Playoff'un dışında kaldı bence. Şu an için 7 puanlık bir fark var. 3 maçta 7 puanı da ben kolay kolay kapacağını düşünmüyorum. Çünkü Ankara Demirspor'un Kastamonu, Kırklareli ya da Kocaeli maçından kesinlikle bu üç karşılaşmadan 2 puan alacağını düşünüyorum. Karacabey Belediyespor kesinlikle başarısız. Bu bir. Öncelikle onu söyleyeyim. Karacabey Belediyespor kadro kalitesinin Yönetimsel altında olarak da değil. başarısız. Yani ben yönetimsel olarak, hoca tercihleri olarak ben mesela ilk başta kötü oyun kötü oyun diyorlar. İyi giden bir Karacabey vardı. Şampiyonluk adaydı. Recep Hoca'yı yollara ayırdıkları süreç. Orada zaten bir patlak verdiler. Sonra Bülent Hoca ile anlaştılar. Bülent Hoca ile istediği başarıyı yakalayamadılar. En son şey geldi. Demek ki yani kulüp içindeki yapılanmada bazı sıkıntılar var. Hocalar da istediklerini sergileyemiyor. Hani baktığımızda sezon boyunca 3 tane hocayla çalıştılar ve en iyi süreci en kötü futbol oynatan diye lanse ettikleri Recep Hoca yönetti. Aynen. Önemli olan sonuç almak değil mi? Futbolda bir sonuç oyunu. Bunu söyleyebilirim. Karacabey artık playoff'un dışına kaldı ve gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Ankara Demirspor Serhat Gülpınar'la birlikte elini hiç kuvvetlendirilmedi. Devre arası süreci, sezon başı süreci, özellikle devre arası sürecinde elindeki kaliteli oyuncuları da gönderdiler. Yani hani Mervan Yusuf gibi bir oyuncuları da gidebiliyorsun. Bu tarz bir yapılanmanın içinde playoff'a bu takımı sokarak bence çok başarılı oldu. Hani Ankara Demirspor geçen sene biraz o son 3-4 yıldaki Ankara Demirspor'dan uzak bir görüntü çizmişti ama yeniden playoff hattının içinde yer aldı. Bence Ankara Demirspor için önemli olan bu. Biliyorsun Bahattin Hoca ile birlikte Bandırma ile yarıştıkları ve şampiyonluktan oldukları bir sezon vardı. Pandeminin olduğu sezon. Yeniden en azından bir mücadele ediyorlar ve bence Ankara Demirspor'un bu sezonun en önemli misyonu ve vizyonu neydi desen potansiyelini yerine getirememiş futbolcuları potansiyelini sağlamasına vesile oldu. Yani baktığımızda bunlardan birisi örnek aklıma gelen Burhan Arman var, Mert Örnek var, işte o stoper Abdi Çelik var, Alperen Kuyubaşı var. Hani baktığımızda birçok oyuncu yeniden bir can verdiler diyebiliriz. Bence bu da işin önemli bir kısmı. Van Spor'un zaten playoff hattında olması, Ümit Bozkurt'un geldiği günden itibaren değerlendiriyorum. Çok sıkıntılı süreçte aldı. Geldiği günden bir hafta sonra kardeşim hadi şu Batuhan Karadeniz'i bir gönderin. Batuhan yolun açık olsun dedi. Yani kulüp zaten sezon başı düzgün bir yapılanmayla kurulmamış. Maddi anlamda birçok sıkıntıya çalmış bir kulüp. Batuhan Karadeniz'i de göndermiş. Elinde zaten bir kadro kalitesi yok. Forvetsiz çıktı sezonda. Devre arasına kadar iyi puanlar topladı. Devre arasından sonra da yaptığı transferlerle yine çok maliyetli transferler değil. Sadece nokta atışı yaptığı transferlerle bir dönem Kocaelispor'un bir puan gerisine kadar geldi. Ama tabii sonra oyuncu kalitesiyle birlikte baskıyı kaldıramadı Vanspor. Ve baktığımızda şampiyonluk yarışından koptu. Şampiyon olma ihtimalleri de vardı. Tabii taraftar buraya kırıldı, darıldı, gücendi ama olaya şu açıdan bakmak lazım. Yani nasıl diyeyim, son haftada şampiyonluğu kaybedebilirlerdi. Yani bu bence çok kritik bir nokta Abdullah. Son hafta şampiyonluğu kaybedebilirler. Son hafta şampiyonluğu kaybetmediler. Ve 2-3 haftadır ben şunu söylüyorum. Lütfen playoff'a odaklanın. Lütfen playoff'a odaklanın. Mental anlamda Van Spor camiasının kendini playoff'a hazırlasın. Bu sefer şampiyonluğu nasıl kaçırdık muhabbetinden bir çıkın. Siz zaten çok büyük bir iş başardınız. Önce Van Spor takımının camiasının bence bunu kavraması lazım. Biz çok büyük bir iş başardık. Ve Bizim çok zaten uzun süre sonra kenetlendiler. evet, yani hani şimdi burada hani biz şampiyonluğu nasıl kaçırdık, nasıl kaçırdık bunu bırakın. Yani bununla işi yok Vanspor'un. Anlatabiliyor muyum? Vanspor'un şu anda işi biz playoff'lardan nasıl çıkarız? Vanşehir'in işi bu olmalı. Buna kenetlenmek olmalı. Ve bugün galibiyetle birlikte o kötü gidişata biz sonunda dur dediler. Onu söyleyebilirim. 1461 bu arada 1461'de Enes Karakuş muydu çocuk? Evet. Enes'in abisi vefat etmiş gördüğüm kadarıyla.
Başı sağ olsun. Dün okudum. Başı sağ Sosyal olsun medyadan. Beki, ancak olsun Hüseyin, ben Sen gördüm. de bir bak istersen. Windows Hatfield Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından bakabilirsin. Windows Hatfield bu sezon bildiğimiz Windows Hatfield Trabzon veya Hekimoğlu Trabzon adından daha farklı bir şekilde daha mütevazi, daha gençlerle, daha yetiştirici kimliğiyle ön plana çıkmak istedi. Yarışmacı kimliğiyle değil. Ve sonuç olarak baktığımızda playoff hattının içinde yer aldı. Tabi bu süreçte Mehmet Akhoca ile başlayan bir süreç oldu. Ondan sonra Ulaş Hoca geldi. Ulaş Hoca da gerçekten takıma çok büyük bir enerji verdi bence Abdullah. Bunu söyleyeyim. Yani Ulaş Hoca 3. ligde geldi. 2. ligde çok teknik direktör tecrübesi olmamasına rağmen buraya anında adapte oldu. Buradaki oyunculara adapte oldu ve mükemmel bir takımdaşlık sağladı ve bir dönem hatta şampiyonluk yarışının içine bile olabilecek seviyeye geldi. Ama Windows Saç ve Trabzon'un playoff içinde olması da büyük bir başarı. Ve Trabzonspor'a ve Trabzon futboluna çok değer katacağını düşünüyorum. Gelecek artık zaten biliyorsun pilot takım anlaşması, kardeş takım anlaşması, pilot takım anlaşması da yapıldı. 1461 Trabzon Futbol Kulübü bundan sonra Trabzonspor'a da katkı sağlayacak. İskenderun, birisi yorum yazmış onu hiç anlamadım. Hüseyin Karabacak'ın İskenderun'la bir derdi var falan diye Ne derdin var İskenderun'la. Hüseyin? Benim hiç derdim yok İskenderun'la. Hatta en çok yani üzüldüğüm mücadelelerine en çok saygı duyduğum camialardan birisi bu sezon. O kadar depreme sıkıntıya felakete rağmen bir şekilde ayakta kalan İstanbul'da da olsa orada da İskenderun'la olsa. alakalı ben şunu söyledim işte, hani ligin ikinci yarısında başlarken teknik direktör noktasında ben hani takıma uygun, kimseyi kötülemek istemiyorum, takıma uygun ya da transfer noktasında onları tercih etmiş olsaydı ben İskenderunspor'un şampiyonluk noktasında en büyük favori olduğunu düşünüyordum. Ya olabilirdi diyeyim. Şampiyonluk noktasında çok büyük bir şey değiştirebilir. Çünkü orada bir şey kaldı. Ama onun dışında Ya tabii Hüseyin kötü bir şey de şampiyon. söylemedi. No, ben de kötü bir şey söylemedim. Yani arkadaş belki başka bir şey yorumladı bilmiyorum. Ama İskenderun Spor baktığımızda ligin ilk yarısında şampiyonluk yarışının içindeydi. Ve hani devre arasında sirkülasyonu çok fazla yaşadığı için artık sıkıntı yaşadı Abdullah. Ve üstüne de deprem felaketi. Vefat eden yardımcı hocalar, o kadar sıkıntı, dert, işte maçlar İskenderun'da değil İstanbul'da oynama. Artık sürekli bir deplasman havasında maç oynuyorlar. Ama iyi mücadeleleri var, takdire şayan mücadeleleri var. Gerçekten bir aile ortamı yaratmışlar. Bu ortamın devam etmesini sağlayan, başta Hakan Bolat Başkan, ondan sonra bu takıma sahip çıkan, memleketim diye sahip çıkan Levent Hoca'ya, Levent Şahin Hoca'ya. Ve o futbolcu arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Yani şöyle bir şu da var. Buradaki takımların hepsinin emeğine tabii ki saygı duyuyorum ama İskenderun Sporu'nda şöyle playoff'tan bile olsa bir şampiyonluk yaşaması Abdullah güzel bir hikayesi olur bence. O kadar felaketin içinde, o kadar sıkıntının içinde böyle bir şampiyonluk güzel bir hikaye olur diye düşünüyorum. Bucaspor'la ilgili Bucaspor'la ilgili benim düşüncem bu zaten şu grupta iki tane baba takım vardı. Kocaelispor, Bucaspor. Şampiyon olan başarılı olacaktı. Şampiyon olamayan başarısız olacaktı. Bucaspor başarısız olan tarafta oldu. Playoff'ta da şimdi playoff'ta ikinci sıradan girmek mesele. Grubun finalisti olmak mesele bence Ben şunu Bucaspor söylüyorum için. Hüseyin. Kocaelispor'la Bucaspor'un 1-2 olması bence başarı değil. Olması gerekendi bence. Yani 1-1-2 şu, şunu olması. anlatacağım. Ya Bucaspor bir Kocaeli 2'de olabilirdi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hayır, ikisinin de 1-2 olması gerekirdi bence. Evet, yani doğru. Bu başarı değil işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani birinci olan başarılı olur, ikinci olan başarısız olur. Bunu net olarak söylüyorum. Yani birinci olan ne olursa olsun, hangi imkanlarda, hangi şartlarda olsa başarılı olur. Tabii Birinci tabii ya, takım. yani şampiyon olduğu Yani, için. anladın mı? Tabii şampiyon olduğu için. Ama hani mesela Bucaspor başarısız tarafta burada. Onlar da yani sezon başından beri süreci yönetemediler. Bundan sonra grup finalisti nasıl oluruz, ikinci sırada nasıl oluruz bunu Süreci düşünmeleri yönetemediler gerekiyor Hüseyin. Kocaelispor'un bence. Yönetemedi. yaşadığı sıkıntıları onlar şeye çeviremediler, avantaja çeviremediler. Kocaelispor'un yaşadığı sıkıntıların yarısını Bucaspor yaşamamıştır. Bunu net olarak söyleyeyim yani. Kocaelispor çok büyük kaoslardan çıktı. Ama belki de şu Kocaelispor'un ilacı kaos. Yani Kocaelispor kaosla yaşamaya alışmış bir camiadır. Bilemeyiz yani. Ama Bucaspor süreci yönetemedi. Ha şu var. Baktığımızda çok mu tehlikeliler? Bence çok tehlikeliler. Abla onu da söyleyeyim sana. Playoff'taki favorin kim senin? Diğer gruptaki bunu sonra söyleyelim. Olur mu? Yani playofflar öncesi konuşalım. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Diğer gruptaki takımları da değerlendirdiğimizde playoff çözme ihtimali, playoff'ta maç çözme ihtimali, iş yapma ihtimali en yüksek takımlardan birisi Bucaspor, bunu söyleyeyim sana. En yüksek takımlardan birisi yani. Ya sadece Erhan Çelenk'in 8, 7-8 tane şampiyonu var zaten mesela. Örnek veriyorum. Tecrübe Anlatabildim çok mi? önemli. Hani ha? Tecrübe çok önemli. Tecrübe Dakikalar önemli, kalite önemli. ilerledikçe futbolcuların ne yapacağı, ne tarafa gidecekleri, nasıl bir Tabii. konsantrasyonda olacakları, saha içindeki yönetim, liderlik
Evet, bu çok önemli. Şimdi bakalım playofflara kadar Lokman Mazlum ve şey Alper neydi diğer Karacalok. çocuk Alper hakkında bir karar alacaklar mı? Ne olacak bilmiyorum ama onlar biliyorsun kadro dışı. Playofflara kadar nasıl bir süreç geçirecekler? Ama onlar da en azından yönetim şunu gösterdi bence. Yani benim kimse umurumda değil. Takıma hata yapanın da kellesini kopartırım mesajını gösterdi. Bu da şey yani hani bence yönetim olarak alınan bir reaksiyon. Ben çok da yanlış bir reaksiyon olarak görmüyorum. Hani oyuncularla ilgili oyuncuların şahsında değil ama bir kötü gidişatta birilerinin kellesini kopartmak maalesef bizim ülkemize sonuç getiriyor. Kopartmak gerekiyor bazen de. Böyle söyleyeyim. Beklediğimiz 1-2. Evet. İskenderun Spor'da yaşadıklarına göre bence başarılı. Tabii. 1461 Trabzon bence Çok. kadro noktasında mütevazi. Geçtiğimiz sezonlara göre mütevazi. Yani sonuçta Batuhan Köl'ü de kadrosuna kattım takım. Evet. Devre arasında. Ama yine de mütevazi, başarılı. Van Spor Ümit Hoca bir ara bırakmayı düşünüyordu ve inanılmaz seri yakaladılar. Kocaeli Spor'u şampiyonluktan edebilir miyiz dediler. O düşünceye kadar gittiler. Oralara kadar çıktılar. Bence başarılı. Ankara Demir, Mert Örmek ve Burhan Arman'ın çok iyi sezon geçirdiği bir dönemde onlar da kısıtlı imkanlarla tabii de İyi Mervan Yiğit'i Iğdır'a göndererek başarılı iş yapmıştır. Başarılı. İlk 6 dışında ilk 6 için söyleyeceklerimiz herhalde buydur. Playoff'u buyurun. yani bu saatten sonra artık playoff tamamıyla kim şampiyon olur konuşacağız. Hani playoff'tan kim finale çıkar, o gruptan kim gelir Ya, onu konuşacağız. Maçları şey konuşacağız ilkeleri belki ama. konuşabiliriz biraz daha. Abdullah maç özelinde biraz daha gideriz. Çünkü hani playoff öncesi bu grupta da yanlış hatırlamıyorsam bize böyle ışık olabilecek maçlar var playofflarla ilgili. Mesela hani haftaya Buca Van var. Ondan sonra İskenderun'la oynuyor Buca falan. Hani playoff hattındaki takımların birbirleriyle oynayacağı bir maç süreci var. Bu maçlarla üzerinden konuşmak sanki daha makul olacak. Tabii Kocaelispor'un ilk maçı. ikincilik için de bir savaş var. Sonuçta Tabii. Bursaspor'un hani oynayacağı 3 karşılaşmanın ikisi çok zorlu. Çünkü bir tanesini Evet. kazandı zaten bay olduğu için ikisi çok zorlu. Bursaspor tabii ikinci de kaybedebilir. Bu haftaki Van maçında belli olacak çünkü Bursaspor ligin en az gol yiyen takımı 20 golle. Evet, haklı. Genel anlamda Hüseyin söyleyeceklerim bu kadar. Yani bu grupla alakalı, Balıkesir'le alakalı sen çok güzel bir açıklama yaptın 2 hafta önce. Zaten Balıkesir Spor'un neden düştüğünü, tabii küme düşme olursa nasıl halinde söyledin. Pazarspor, onlar da yani Kemalettin Hoca'ydı değil mi? Özür dilerim. Yok yani Pazarspor'un Nazım Hoca vardı herhalde en son Nazım Mustafa Hülay vardı Kalafatoğlu'ydu değil mi? yani. Kalafatoğlu geldi doğru Evet, bildin. Mustafa Kalafatoğlu İlk sezon önce başta. Heh, Kalafatoğlu. Mustafa Hoca çok güzel açıkladı zaten. Neden düştüğünü. Ben de Daha dedim. yani Kasım ayı mıydı Abdullah ya? Herhalde Ekim Evet. Kasım ayı falan Yeter sonra. dedi zaten. Çok hani Çok güzel açıkladı neden baktığımızda düştüğünü. ama ben Pazarspor'un mücadelesini tebrik ediyorum Yine de tebrik gerçekten ediyorum. yani Oyuncu çok iyi. grubunda mücadelelerini tebrik ediyorum. Evet. Bitirelim Hüseyin bu grubu. Bitirelim ya. Yani çok konuşacak bir şey kalmadı. Bu grupla ilgili arkadaşlarımız kimse kusura bakmasın. Yani bu grubun ne tadı kaldı ne tuzu. Bu Artık saatten sonra playoff sadece odaklı yorumlar yapacağız bu playoff saatten odaklı sonra. konuşacağız. Küme düşme mücadelesi belli. Şampiyon belli. Sadece playoff'u odaklı biraz daha konuşacağız. Bucaspor'la alakalı Programlarımız şunu söylemek istiyorum ama Hüseyin. kim sporla? Bucaspor'la alakalı. Çok kaliteli kadro kurdun. Evet. O kadar para harcadın. Koskoca Bucaspor'un maçlarını yayınlayacak bir yer bulamadın. Ya onu yapmıyorlar işte ya. Ben buna gerçekten ben de kızıyorum da yapmıyorlar yani. Yani ben federasyonda bu konuda biraz arkadaş Fuchsburg bir faciaysa bu facianın çözümü de federasyondan olmalı bence yani. Şimdi ben mesela açık Hayır konuşayım Hüseyin bak yarın şimdi bu Buca Şanlıurfaspor Spor da aynı playoff'ta şekilde. playoff. Tabii. Ya Buca Spor atıyorum playoff'ta evinde Van Spor'u ağırlayacak atıyorum. Ben Buca Spor maçı nasıl izleyemeyeceğim? Playoff maçı nasıl izleyemeyeceğim yani? Futbolunu ya Futbol Federasyonu o zaman çözüm yapsın. Bak görüyorum mesela U17, U16 böyle finallerden falan çekiyorlar. O zaman playofflarda Türkiye Futbol Federasyonu YouTube'dan kendi kanalından yayınlasın. Yapacak bir şey yok yani. Bunun çözümünü bulsunlar veya gitsinler atıyorum A sporla, TRT sporla, O sporla, Bu sporla bir şekilde çözsünler. Ama çözsünler yani. Yani bizlere, futbol severlere içerik sunsunlar. Hani bu ligleri artık şu üvey evlat muamelesinden bir çıkarsınlar. Bu alt ligleri. Başka da diyeceğim bir şey yok aklımda. Aynen öylesin. Yani bilmiyorum. Bursaspor maçlarını izlemek gerekir mesela. Şu iki maç çok güzel maç. Yani Haftada Bursaspor'u bir analiz kesinlikle. açısından bizim. İşte Ya hem Van'ı, beyaz grupta hem kırmızı İskenderun'u analiz grupta açısından. hem beyaz grupta hem kırmızı grupta playofflar öncesi çok kıymetli maçlar var aslında yani hani playoff Evet. takımlarının kendi açısından Birbirleriyle. göre çok kaliteli maçlar var. Evet. Teşekkürler Hüseyin. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Senin de İyi ağzına günler diyorum sağlık. herkese. İyi günler.